Yeter artık Sam. Bana bak. Sam! Bir savaşçı ailesini utandıracak hiçbir şey yapma. Bu yaptığın çok yanlış. Kendine olmasa bile en azından babanı düşünmen gerekiyordu. O ne hisseder hiç düşündün mü? Bütün bunlar Lakşmana'nın geleceğini nasıl etkileyecek sence? Bunu hiç düşündün mü sen? Sam, hala zamanın var. Hatandan geri dön artık. Lakşmana'yı götürmeme izin ver Sam. Babana ne kadar saygı duyduğumu biliyoruz. O yüzden eğer Lakşmana'yı bana verirsen, senin canını yakmadan buradan çekip giderim. Ve ben... Sen de kimsin? Kimliğini açığa çıkar hemen. Ne? Vasudev'in oğlu Samp Lakşmana'yı mı kaçırmış? Evet. Sadece Lakşmana'yı kaçırmakla kalmamış. Aynı zamanda oğlum Uttar'a saldırıp ona zarar vermeye çalışmış. Ve Vasudev'in oğlunun bu ahlaksız davranışına ses çıkarmamasına inanamıyorum. Şuna eminim ki eğer Vasudev oğlu konusunda sessiz kalıyorsa bunun tek bir nedeni vardır. Ne olursa olsun Samp beni küçük düşürdü. Oğlumu yaraladı. Benim ailem sayılırsınız. Bu konuda hiçbir şey yapmayacak mısınız? Sizler de Vasudev gibi susacak mısınız? Seni ilk defa bu kadar çaresiz görüyorum. Çok şaşırdım. Çok şaşırdım çünkü bu oyunu ilk defa kaybediyorsun. Ne oldu? Nereye kayboldun? Ben kaybolmadım ki abi. Ben sadece bu oyunun bitmesini bekliyorum. Hepsi bu. Kimin kaybedip kimin kazandığı ben hamlemi yaptıktan sonra belli olacak. Kimliğini ortaya çıkar. Kimsin sen? Sadece bir aslan başka bir aslana kafa tutabilir. Tek bir dileğim var, o da bir dahaki sefere yüz yüze geldiğimizde birbirimizin karşısında olmamak. Çünkü eğer bu olursa ikimizden sadece bir tanesi sağ çıkacak. Risha Sena sen? Evet, benim. Demek bu yanlışta Samb'ın yanındasın. Doğru, yanlış ve dostluk.
Bütün bunlar duruma ve insanların sadakatine bağlıdır. Benim yaptığım şey, senin bakış açına göre yanlış olabilir. Ve senin benim aileme yaptığın şey, benim bakış açıma göre yanlış olabilir. Sen kendi görevini yapıyorsun. Ve ben de kendi görevimi yapıyorum. Çaresiz bir kızı kaçırmaya yardım etmek. Kime göre doğru bir işe sana? Öyle mi? O zaman Prens Duryodhan, Lakshmana'nın annesini kaçırdığında sen ona neden yardım ettin? Çünkü sen onun en yakın arkadaşıydın. Ve bu görevindi. Ben de arkadaşlık görevimi yapıyorum. O bir hataydı ve bunun bedelini ödedim ben. Ve kızının hayatıyla ilgili kararları sadece babası verir, başkası değil. Hayır. Hayat arkadaşını seçme hakkı sadece o kıza aittir. Babasının görevi kızı evden ayrılmadan önce onu sevgiyle uğurlamaktır. O yüzden eğer sen bana Prens Duryodhan'ın Lakshmana'yı arkadaşımla evlendireceğine söz verirsen, ben de sana Lakshmana'yı geri getireceğime söz veririm. Ben öyle bir hakka sahip değilim. Prens Duryodhan'a bir söz verdim. Lakshmana'yı geri götürmek zorundayım. O halde özür dilerim Angaraj. Senin verdiğin sözleri yerine getirmekten artık sıkıldım. Lakshmana'yı geri götürüp götürmemek Sam'ın kararı. Sam, durumun ciddiyetini anlamaya çalış lütfen. Ben bu meseleyi barışçıl bir şekilde çözmek istiyorum. Beni iyi dinle Sam. Söyle bana, Lakshmana nerede? Eğer söylemezsen sana saldırmak zorunda kalacağım. Sam. Dur! Seni uyarıyorum. Tek adım daha atma. Seni son kez uyarıyorum baba. Tek adım daha atma. Beni sana saldırmaya zorlama baba. Böyle ciddi bir sorun varken nasıl oyun oynayabiliyorsun söyler misin? Merhaba abi. Sorun mu? Biz buradayken ne sorun çıkabilir ki? Dvarka'daki sorundan bahsediyorum. Sam. Hemen gitmemiz gerek. Kanha, neden hala oturuyorsun? Vay abi. Sen hamleni yaptın. Şimdi benim hamle yapmama izin vermeyecek misin? Önce şu oyunu bitirelim olur mu? Oğlunun orada başı dertte. Ve sen oyun mu düşünüyorsun Kanha? Yaptığımız her hareketin bir karşılığı vardır.
ve bunların sonuçlarıyla yüzleşmemiz gerekir abi. Tamam. O zaman ben amcalık görevimi yapmaya gidiyorum. Sen burada oturup oyununu oynayabilirsin. Dostum, burada sessizce oturup onları izleyecek misin? Ben ne zaman sustum ki dostum? Peki şimdi ne yapacaksın? Son. Bu oyuna bir son vereceğim. Lütfen geri çekil baba. Yoksa oku fırlatmak zorunda kalacağım. Git ve kızımı, evladımı sağ salim geri getir. Git dostum. Sana tekrar söylüyorum, dur artık. Onun yanında her kim varsa, hiçbirini sağ bırakma Karn, hiçbirini. Dur baba, dur. Dur dedim. Sana dur dedim. Orada dur. Dur artık. Ben seni uyardım baba. Ve ben de duydum. Bana attığın oku üzerimdeki kalkan durdurdu. Ama bu dünyadaki hiçbir kalkan şu anda yaptığın şeyin sonuçlarını durduracak güce sahip değil. Dostum, sen iyi misin? Zalim çocuk, sen ne cüretle ona, benim dostuma saldırırsın ha? Sen... Dostum, o senin oğlun. Evet, o benim oğlum. Evlat, sen ne kadar büyük bir hata yaptığının farkında mısın?
Kendi öz babana saldırdın. Bir evlat babasına bunu nasıl yapabilir? O şu an babasının karşısında değil. Düşmanının savaşçısının karşısında. Şimdi anladım komplocunun oğlu. Sen bu çocuğun yanında dura dura. Onun aklını zehirledin. Dikkat et Hastinapur prensi. Benim hakkımdaki düşüncelerini affedebilirim çünkü ileride bir gün kayınpederim olacaksın ama eğer arkadaşımın aleyhine tek bir söz bile söylersen seni hiçbir zaman affetmem. Kayınpeder mi? Bu ölmeden önceki son dileğin olacak. Komplocunun oğlu. Şimdi seni öldürmeden önce, senin işini bitirmeden... Söyle bana kızım nerede? Söyle Lakşmana nerede? Söyle hemen nerede? Ben Lakşmana'yı onu terk etmek için kaçırmadım. İşte o yüzden... Aramızdaki ilişkiyi kabul etsen senin için daha iyi. Bugün seni öldüreceğim, öleceksin. Bugün seni bekleyen tek şey... Ölüm! Sen benim karşımda mı duracaksın? Unuttun mu? Bana verdiğin sözü unuttun mu yoksa? Bana söz vermiştin. Savaşta bana, düşmanlarımı yenmemde yardımcı olacağına dair. Elbette unutmadım. Ama Samp senin düşmanın değil Duryodhan. Ve bu da bir savaş değil. Samp'ın yaptığı şey... Doğru değildi. Bunun için çok üzgünüm. Ama Samp benim yeğenim. Ve onun hayatını kurtarmak benim görevim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.